Samimi Analiz'in ilk yayınından herkese merhaba değerli izleyenler. Bundan sonra her gün gündemdeki sıcak gelişmeleri çok değerli konuklarımızla Samimi Analiz'de masaya yatıracağız. Takipte kalın. Bugünkü konumuzsa uzun süredir çözüm bekleyen ve milyonlarca kişiyi etkileyen EYT meselesindeki son durum. Değerli konuğumuz sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun'dan dinleyeceğiz. Merhaba Özgür Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Ceylan Hanım, çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Özgür Bey, bildiğimiz gibi Çalışma ve Sosyal Bakanı Vedat Bilgin daha önce de açıklamalarda bulunmuştu. 1 Ekim'i işaret etmişti. Meclis açılır açılmaz konunun masaya yatırılacağını değinmişti. Fakat şimdi dünkü konuşmalarından, son yaptığı konuşmadan anlıyoruz ki Aralık ayı işaret ediliyor. Bu konuda neler söyleyeceksiniz öncelikle? Ceylan Hanım, bundan 7-8 ay önce Sayın Bakan Vedat Bilgin bu konuyla ilgili gündemimizde yok diyordu. Emeklilikte yaşada kalanlar konusuyla ilgili de aslında konuşmuyordu. Son birkaç aydır emeklilikte yaşada kalmak konusu artık Çalışma Bakanlığı'nın bir numaralı gündemi oldu. Ve en nihayetinde artık Sayın Bakan emeklilikte yaşada kalanlar konusunu kabul etmiş ve emeklilikte yaşada kalanlar konusunda Aralık ayında yasal düzenlemeyle çözüme kavuşacağını ifade ediyor. Seçim dönemine girmemizin de etkisi var mı bunda? Özür diliyorum, lafınızı böldüm ama. Seçim döneminin etkisi %100. Yani seçim olmasaydı emeklilikte yaşa takılanlar konusu gündeme gelmezdi, çözüme kavuşmazdı. Çünkü Türkiye'de şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten AK Parti ve yöneticileri aslında Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ağzına bakıyorlar. O ne derse ona göre bir çözüm üretilir ya da üretilmez. Yani kendi fikirleriyle bir çalışma yapıp ortaya koyup da bu konuyla ilgili bir açıklama yapıyoruz diyemezler. Bunu artık hepimiz biliyoruz. Yani Türkiye'de şu anda 5 yaşındaki çocuk da bunu bilir. Ve sizin de dediğiniz gibi seçimlere az bir süre kala baktılar, anketlerde işler iyi gitmiyor. Seçimde riske girmek istemeyen bir AK Parti var. Emeklilikte yaşa takılanların gücü şu anda ortada. Emeklilikte yaşa takılanlar Türkiye'de büyük bir halk kitlesi, mağdur bir kesim, halk haklı olarak hakkını talep ediyor ve bu kitle de aileleriyle beraber çok büyük bir oy potansiyeli. Bunu da AK Parti gördü. Sayın Cumhurbaşkanı Çalışma Bakanı'na yetkiyi verdi. Çalışma Bakanı da hazırlıklarını tamamladığını da ifade etti. Ve Aralık ayında emeklilikte yaşa takılanlar konusu çözülecek. Emeklilikte yaşa takılma konusu aslında sadece çalışanları ilgilendiren ve çalışanları emekli edecek bir yasal düzenleme değil. Çünkü devletin memurları, devletin düzeni, hiyerarşik yapı burada da bir değişiklik olacak. Çünkü emekliliği gelen kişiler devlet kurumlarından da ayrılacak. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nden de ayrılacak, polis teşkilatından ayrılacak, diğer devletin kurumlarından ayrılacak. Özel sektör aynı şekilde, özel sektörde binlerce kişi, milyonlarca kişinin emeklilik hakkı elde etmesiyle beraber kimler emekli olacaksa, yerlerine kimler yerleştirilecekse bununla ilgili de hem özel hem kamu çalışmalar da yapıyor. Burada aslında kafalardaki soru işareti şu, ama tek şu, EYT yasası çıkacak ama nasıl çıkacak? Tekrar bir yaş şartı olacak mı? Prim günü ilave gün sayısı istenecek mi? Herkes bunu merak ediyor. Yasanın çıkıp çıkmayacağı konusunda herkes hemfikir. Zaten çünkü en yetkili ağız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı bu konuyla ilgili Aralık ayında düzenleme yapacağız dedikten sonra artık bir geri adım atılmaz. Bunu da biliyor zaten hükümet. Açıklamaları çok net yapıyor. Peki yasa nasıl çıkacak? Yaş şartı umarım bir kere daha gelmez. İşte söylenen kadınlara 48 erkeklere 50 yaş. Bu şekilde olmadan aslında EYT mağduriyetini biz biliyoruz. 8 Eylül 1999 tarihine kadar ilk defa sisteme giren kişilerin ne şekilde emekli olacakları belliyken yasal düzenlemelerle bu kişinin emeklilikte yaş şartı yokken yaş şartı kademeli olarak getirilmesiyle beraber kadınların emeklilik yaşı 58, erkeklerin 60 yaşına kadar uzadı. Zaten şu anda milyonlarca kişi prim gün sayısını ya da sigortalı süresini tamamladıktan sonra yaşı bekledikleri için, yaşa takıldıkları için adı da emeklilikte yaşa takılanlar. Bu düzenlemenin yaş şartı getirerek tekrar düzenlenmesi emeklilikte yaşa takılanların tekrar yaş şartı bekleyerek emekli olmaları gibi enteresan bir durum doğurur.
ancak prim gün sayısına ilave prim gün sayısı getirilmeden EYT'lerin istediği gibi yasal düzenlemenin yapılması gerekiyor. 8 Eylül 1999 tarihi dahil bu tarihe kadar ilk defa sigortalı olan kişilerin prim günlerini tamamlamışlarsa ilk defa sigortalı oldukları zaman kadınlardan SSK'da 5000 gün, erkeklerden 5000 gün, kadınlardan 20 yıllık sigortalılık, erkeklerden 25 yıllık sigortalılık süresi istenir de burada 18 yaşından önce sigortalı olanlarda da 18 yaş baz alınarak kadınların 20, erkeklerin 25 yıllık sigortalılık süresinin tamamlanması istenir de bu şartlar SSK'da Barbuda ve İktisanlı'nda 7200 kadınlarda erkeklerden özür diliyorum 9000 gün talep edilecek. Ancak Sayın Bakan bir açıklama yaptı, dedi ki prim günlerini de eşitleyeceğiz dedi. Yani biraz böyle Bağkur'un prim gün sayısı 7200, 9000 günü tamamlamak kolay da değil. Belki Bağkur'da prim gün sayısı biraz aşağı çekilebilir. SSK'da 5000, Bağkur'da 7200, 9000 günü aşağı çekilebilir. Emekli sanatla birleştirip olmadan böyle bir yasal düzenleme yapılacak diye düşünüyorum. Aynı zamanda birinci EYT'ler bu kategoride, bir de ikinci EYT'ler var. İkinci EYT'ler ise daha az prim günüyle yaşa tabi olarak emekli olurlar. Geçmişte de böyleydi. İşte SSK'da 3600 günde kadınlara ilgili erkeklere 55, Bağkur ve Emekli Sandığı'nda 5400 günde kadınlar 50 erkekler 55 yaşında emekli olabiliyorlardı. Burada da 3600 günde SSK'lı kadınların emekliliği 8 yıl uzayarak 58, erkeklerin 5 yıl uzayarak 55'ten 60'a çıkmıştı. Bağkur ve Emekli Sandığı'nda da aynı şekilde 58 ve 60 oldu. İkinci EYT'lerin yaş şartı devam edecek ama bu yaş şartının yine geçmişte olduğu gibi geriye doğru çekilmesi bekleniyor. Yani emeklilikte yaşa takılanlar konusu tamam. Aralık ayında bu iş çözülecek. Türkiye'de 10 binlerce, 100 binlerce kişi emekli olacak. Emeklilik hakkını elde edecek. Burada emeklilikte yaşa takılanlar bir erken emeklilik durumu değildir. Sadece o kişiler sisteme girdiğinde hangi şartlarda emeklilik hakları varsa o şartlarda emekli olacak. Milyonlarca kişiyle geçmişte biliyorsunuz 10,5 milyon kişi EYT'liydi, yaklaşık 4 milyon 400 bin kişi kaldı. Milyonlarca kişi de emekli oldu. O emekli olanlar da diyorlar ki biz yıllarca bekledik, sonra emekli olduk. Ya bizim buradan ne karımız olacak? Biz de zarar ettik, yıllarca bekledik EYT'li olarak. Şimdi bu durumda olan kişilere de muhakkak bir intibak, emekli hakları da Türkiye'de çok düşük. Evet, diğer bir mağduriyet sebebi de aslında bu 5510 sayılı aylık bağlama oranlarının 2008 yılında hükümetin aldığı kararla 3500 liraya getirilmesi oldu. Bu konuda da düzenleme gelir mi? Zaten onu anlatmaya çalıştım. Muhakkak bir düzenleme olması lazım. Bu sadece 5510 sayılı yasa 2008 değil. 2000 yılında da hem kademeli emeklilik sistemi geldi hem de emeklilerin emekli olduğunda alacakları emekli aylık hesaplama sisteminde değişiklik oldu. Hı. Bu nedenle Türkiye'de 3 kademeli emekli aylığı hesaplanır. 2000 yılına kadar sigortalı olan kişilerin primleriyle bir emekli aylığı hesaplanır. 2008 için ayrı, 2008'den sonra ayrı bir hesaplama yapılır. Üçünün ortalaması verilir. Özellikle 2000 yılından sonra çalışmışlı olanlar çok düşük aylık alıyor. Bugün EYT'lerin büyük bir kısmı zaten 2000 yılından önce az günü olup 2000 yılından sonra çok günü olan kişiler şu anda EYT kategorisinde ve bu kişilere emeklilik hakkı verildiğinde çok düşük emekli aylıklarıyla karşı karşıya kalacaklar. Türkiye'de şu anda yaklaşık 2 milyon kişinin emekli aylığı 3500 liranın altında, 3500 liraya tamamlanıyor. Muhakkak bir intibak, emekli aylıklarında yenilenme beklentisi çok fazla. Aylık bağlama oranları diyebilirsiniz, emekli aylığı hesaplama sistemi diyebilirsiniz. Ne dersiniz deneyin. Ve muhakkak EYT ile beraber bir intibak beklentisi de var. Bunun yanında işte stajyer ve çırakların durumu var. İlk defa 8 Eylül 1999 tarihi öncesinde stajyada çırak olarak işe başlayan kişilerin kendi adlarına yatırılan primleri sadece %1 iş kazası meslek hastalığı yani emeklilik primi yatırılmıyor. Bu nedenle bu kişiler de şu anda EYT'li gibi gözüküp EYT'li olmayan kişilerdir aslında. Ayrıca bir yasal düzenleme olmazsa 4 milyon 400 bin kişinin içinde yaklaşık 300-400 bin staj ve de çırak mağduru var. Bu kişiler için de ayrıca bir düzenleme olmazsa o kişiler sadece EYT'li gibi gözükür ama EYT'den yararlanamaz. Bir de yasa çıktığında prim gün sayısı eksik olanlar var. Kadınların şu an doğum borçlanması
İlk defa sosyal güvenlik sistemine girdikten sonra doğum borçlanması yapabiliyorlar. Eksik günleri tamamlamak için. Sigorta öncesi doğum yapan anneler EYT ile beraber tamam EYT ile ancak günü eksik doğum borçlanmasına bir çare bekliyorlar. Bağkur tescil mağdurları 4-10-2000 yılına kadar kendi adını iş yeri açan şirket ortağı olan kişilerin Bağkur tescilinde bir mağduriyeti var. Bu kişiler bu sorunun çözümünü talep ediyorlar şu anda. Yani emeklilikte yaşa takılma konusu sadece SSK'ların, çalışanların gidip emekli olacakları bir yasal düzenleme değil. Esnafı da ilgilendiriyor, işverenini de ilgilendiriyor, devletin kurumlarını, yapısını da ilgilendiriyor. Tabii ki çalışanları da ilgilendiriyor. Ama bir taraftan da emekli olmuşları da ilgilendiriyor. İşin intibak beklentisi çok fazla oldu. Emeklilik hayali kuramayanları, EYT'li olup emeklilik hayali kuramayanları ilgilendiriyor. Belki arada bize de 1800 güne kadar borçlanma ya da doğum borçlanması hakkı verilir de biz de EYT'den yararlanırız diye bekleyenler var. Yani çok kişi ilgilendiriyor. Yani Türkiye'de her kesimi bu kadar geniş çaplı ilgilendiren başka bir konu hiç olmadı. Şu anda Türkiye, Yunanistan'da bir savaşa girse, yani sorsanız hangisi daha önemli de EYT diyecek sanki. Yani o duruma kadar geldi iş. Herkesin aklında, fikrinde şu anda EYT var. Neden? Çünkü Türkiye'de çok büyük bir ekonomik kriz var. İnsanlar kendi gelirleriyle geçinemiyorlar. Ek gelir ihtiyaç var. Ticaretle uğraşıyorsanız ek gelir elde edebilirsiniz. Bugün 2 tane satarsınız, yarın belki 4 tane, 5 tane satma ihtimaliniz olur. Gelirinizi arttırabilirsiniz. Ama sabit ücretle çalışanlar, emekliler kendi ayaklarını arttıramazlar. Kendi ayaklarının artması için devletin düzenleme yapması gerekiyor. EYT'lilerin bir kısmı da bu işe şöyle bakıyorlar, ek bir gelir elde ederim gibi bakıyor ama milyonlarca kişi de tabii emekli de olacak. Bir taraftan da işsiz olup, mesela atanamayan öğretmenler, memurlar, KPSS sınavına girenler, özel sektör, üniversite gidiyoruz, işsizler. Acaba bize de EYT sonrası bir iş fırsatı doğar mı diye bekliyorlar. Bakın işsizi de ilgilendiriyormuş değil mi EYT? İşçi, işsizi, emekli, evde oturan Ayşe teyze de ilgilendiriyor. Ayşe teyze de listeye bağlı biri tanıyor. Günleri eksik belki EYT çıkarsa bana da bir borçlanma hakkı verirler de ben de giderim öderim de emekli olurum diye düşünüyor. Yani bu kadar çok kişiyi ilgilendiren, esnafı, işverenini mi ilgilendiriyor? Onlar da çünkü bağ kurulu hem kendi emeklilikleri için önemli. Bir de yanında çalışanlar belki de emekli olduktan sonra çalışmayacaklar. Bu kişilerin de ayrıca planlama yapması açısından önemli. Emeklilikte yaşa takılanlar tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor şu an. Sizin de dediğiniz gibi milyonların gündeminde aslında ve akıllarda hala aynı soru var. Kimleri kapsayacak, ne zaman çıkacak, detayları neler olacak? Aralık ayını işaret ettiğini bakanın zaten az önce dile getirdiniz ve geri adım gelmez dediniz ama tekrar bir erteleme söz konusu olur mu sizce? İmkansız. Ceylan, bu imkansız. Artık o yerden çıktı. Türkiye Cumhuriyeti çok önemli bir seçime gidecek. AK Parti'nin kurulduğu günden beri. Üstelik muhalefette çözüm paketini üstlenmeye hazır aslında. Geçen gün Gönül Boran'ın da ifade ettiği gibi. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilçe başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı, il başkanlığı, büyükşehir belediye başkanlığı, milletvekili gibi her seçimi kazanmış. Yani bir seçimi kaybetmek Sayın Cumhurbaşkanı için yıkım. Bu yıkımı da göze alamaz. Şu anda kendisini en tepede görüyor. En tepede gören kişi tekrar çok hızlı bir şekilde oradan inmek istemiyor. Bu nedenle de emeklilikte yaşa takılan mı? Verin kardeşim diyor. Aylık bağlı oranları verin. Eve ihtiyacı olan var. Ev yapın. Elektrik faturasını ödeyin. Elektrik faturasına yardım edin. Ne yaparsanız yapın diyor. Elimizdeki imkanlarla basabildiğimiz kadar para basalım. Elimizdeki imkanlarla kime ne veriyorsak verelim. Yeter ki biz bu seçimi kazanalım diyor şu anda. Bunun sonucunda da Aralık ayında emeklilikte yaşa takılanlar da siyaseten hükümetin zor durumda olduğu bir dönemde vatandaş verdiği bir hak aldı. Yoksa vatandaşa bir hak siyasete vermez. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, katıldığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Özgür Erdursun konuğumuzdu. Programımızın sonuna geldik. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Takipte kalın.